Bu bahçemiz işte 20 aylık. Bu sene ilk hasatımızı yaptık. Geçen sene yapmıştık fakat bu şekilde değil, gösterdi sadece. Bu sene bereketli bir başlangıç yaptık. 1500 civarında ilk kalem meyvemiz çıktı. Bunları 14 liradan şu an verdik. Piyasayı kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Büyük bir markete verdik. Ayrıca başka parça yerlere de verdik. Talepler çok. Mesela bu işi daha önce de söylemiştim. Anamur'daki arkadaşlarımız tamamen ihracata yönelik yapmışlardı. Onların bazı çalışmaları var. Güzel gidiyor. Devamlı arkalı malımız gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Kızaranı kesiyoruz. Şu anda hiçbir pazar problemimiz yok. İnşallah devletin bugünlerde pek üstüne gidemiyoruz. Devletimizin başı da biraz karışık maalesef. Aslında bizim isteyeceğimiz şeyler vardı devletimizden. Bir şey diyemiyoruz artık. Onlar bizi görsünler. İnşallah uzun vadede işler yoluna girdiği zaman artık onlar bizim yeterli ilgi gösterecekler. Öncelikle devletimizin kafasının rahat olması bizim için çok daha önemli. Ama bu da ülkeye bir gelir getirecek ürün. Yani hiç olmasa bakanlığımız uğraşmıyorsa bile genel müdürlüklerimizi yönlendirmeli bu işe. Çünkü artık bu iş geldi. Yani gördüğünüz gibi meyvesini alıyoruz, yavrusunu alıyoruz, çoğalıyoruz. Durmadan üniteler kuruyoruz. Yani bütün Akdeniz'e hakimiz şu an. İnşallah ihracatına da başladığımız zaman çok daha güzel olacak. İsterseniz diğer programımızı kaçıran izleyicilerimiz için Pitaya'yı biraz tanıyarak başlayalım. Pitaya nedir? Sizin Pitaya ile tanışma öykünüz nedir? Ülkemizde hangi bölgelerde var ve hangi bölgeleri tavsiye ediyoruz diye başlayalım. 2004 yılında Avrupa'da bazı market dergilerinde gördüm resmini. Yeni yeni gelmeye başlamıştı daha Avrupa'ya da. Popüler o. Zaten benim asıl mesleğim dediğim gibi tropikal meyveciyim ben. Asıl mesleğim avokado üretim ve ticaretiydi. Evet. 25 yıl yaptım bu işi. Çok başarılıydım yani. Ondan sonra getirdiğim başka meyveler de var. Guyava mesela, pasiflora, anona şerimoya. 1991 yılında bunlar haber oldular. Evet. Bazı basın, tirajlı basınlarda takip edildi. Tabii o zaman böyle bir internet ortamı ağı yoktu. Biz bunları zorlukla elde ettik. Tohum olarak ektim. 2009'da dal temin ettim. 2010 yılında bunları benim kendi tohumdan elde ettiğim çeşitle dışarıdan gelen dalların çiçeklerini birbirine tozlayarak 9-10 çeşit yeni ürün elde ettik. Size de gösterdiğimiz gibi mesela bu bizim kendi ürünümüzdür. Türkiye'm 7 diyoruz. Türkiye'm 9'a kadar ülkemizin adını koyduk. Çok güzel çeşitlerimiz var. Tek tek göstereceğiz bugün size onları. Tüm Akdeniz bölgesinde olur. 430 metre rakıma kadar. Şu anda Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Muğla'da. Ondan sonra bildiğiniz gibi Gazipaşa'da, Aydın'da çalışmamız var. Anamur, Ceyhan, Adana, Mersin'de 3-4 yerde çalışmamız var. Hatay düşünüyoruz, bir de İzmir düşünüyoruz şu an. İzmir'de de görüşme halinde olduğumuz arkadaşlarımız var. Hatay'ı da zaten aldık mı tüm Akdeniz bölgesinde ekimimiz olmuş olacak. Hepsi başarıyla gidiyor. Tamamen gelecek sene çok daha değişik sonuçlar çıkacak. Mersin 1 yaşına geldi, Mersin Kargıpınarı. Orada meyveye başladı. İnşallah buyurun orayı da ziyaret edin. Güzel gidiyor, mutluyuz. Peki iç piyasada bizim üreticilerimizin ve tüketicilerimizin Pitaya'ya olan yaklaşımı nasıl? Yani üretim için aslında biz şu an yanınızdayız ama bahçeye gezmeye gelen, yeni yatırım yapmak isteyen kişilerle de denk geldik. Evet. Aslında üretim anlamına baktığımızda üretim için gönüllü çok fazla kişi var. Üretim, evet. Tüketim olarak nasıl? Tüketim olarak da o kesin bir ölçü yok elimizde. Yani meyvemiz yok. Yalnız olacak. Şimdi halkın aslında biraz daha şeyli davranması lazım bize, sempatiyle davranması lazım, meyvemizi tüketmeleri lazım. Yani bu nihayetinde ben her zaman için söylediğim bir şey var. Bir meyve başarıya ulaşmak istiyorsa ilk önce iç piyasada tüketimini sağlayacaksınız. Evet. Hiç kimse bir meyvenin ihracatı var diye ekim yapmaz, masraf etmez. İşte biliyorsunuz Rusya. Bir sürü sebzemiz, meyvemiz gidiyordu. Bir kriz çıktı, bitti. Yani ilk önce biz iç piyasamızı oluşturacağız. Ondan sonra zaten haliyle dediğimiz gibi şeyler çıkıyor, ihracatçı arkadaşlar çıkıyor. Onlar da para kazanacak tabii. Yani bu önümüzdeki ay çok şey netleşecek. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bir kere bölgesel çalışmalardan tamamın başarıyla sonuçlandı. Akdeniz bölgesinde 430 metre kadar olan rakımlarda bu iş yetişir. Yalova'yı takip ettik, çok güzel gitti. Ayvalık'ı takip ettik, orada da yapmak isteyen arkadaşlar var. Fakat işte bir de bizim devletten istediğimiz eleman yetiştirmesi bu hususta. Biz belli bir yere kadar gidebiliriz. Yani biz ondan sonra tıkanır kalırız. Mesela adam İzmir'de yapmak istiyor, ne bileyim Antep'te yapmak istiyor, Urfa'da yapmak istiyor. Bunu devlet de adamını yetiştirecek artık, mühendisini yetiştirecek. Onlar mesela bir ilçede bu işletme yapıldığı zaman, bu ürün ekildiği zaman ilçe müdürlüğü, il müdürlüğü takip edecek artık. Memurları olacak, mühendisleri olacak. Yoksa olmaz. Yani başarı elde edemeyiz. Biz yetişemiyoruz diyorsunuz. Yani yetişsek biz 15 yere yetişiriz, 20 yere yetişiriz. Ondan sonra biz de artık tıkanacağız. Şöyle bir düşüncemiz var. Yani bir proje alanı kurup bütün arkadaşlarımızın devamlı orayı görme imkanı olabilir. Mesela burada seralarda yaptık. Buraya yakın çevreler buraya yönlendirilir. Adana'ya yakın çevreler Adana'ya, Anamur'a filan. Mesela Kumluca'da biraz önce arkadaşlarımız gezdi, düşünüyorlar. Biz de düşünüyoruz, bir yeri göreceğiz. Biz ilk önce bizim yerden dolayı kafamız rahat olacak. Biz sera istiyoruz. Sera olmayan hiçbiri, açık yapmak isteyen çok. Biz kesinlikle açığa vermiyoruz. Yani ondan sonra güvenliğimiz tam olacak. Bitkimizi verdiğimiz yerin güvenli olması, çeşidimizin biraz ekmeğini biz yemek istiyoruz tabii, dağıtılmasını istemiyoruz. Hakkınız bu da sizin zaten. Yani benim de arkadaşlarımızın, bakın burada Mahmut Yüksel, Mehmet Emin Yüksel büyük fedakarlık yaptılar. Hı hı. Dediğimiz gibi bu arkadaşlarımız bu işte fedakarlıkla girdiler. Tabii ki ilk para kazanma hakkı onların. Yani bu işte emek verdiler, tarlalarını bu işe çevirdiler, seralarını salatalık ekiyorlardı, vazgeçtiler, bu işe döndüler. Çok büyük başarı sağladılar bu işte. Yani Gazipaşa'da, Antalya'da ilk olmak böyle bir meyvede çok önemlidir. Yani Türkiye'de de ilk olmak önemli. Her şehirde önemli. Mesela Adanalı arkadaşlarımız, Adana'da bu işi başaracaklar eminim, genç arkadaşlarımız var. Oranla potansiyeli çok değişik. Yani oraya zaten Adana bölgesi bir ürüne hasret. Yani narenciye yapıyorlar fakat narenci orada başarıya ulaşmıyor. Yani iklimsel biraz kışın sert, yazın çok sıcak olması. Bizim zaten dediğimiz gibi kışın soba yakıyoruz. Sadece don olduğu geceler ısıtıyoruz. Açık kapatıyoruz serayı. Adana'da da bu iş büyük başarıya ulaşır ve bence direkt oradan, Adana'dan Avrupa'nın her şeyine, ülkesine ihracat yapabiliriz. Zaten bir havaalanımız da açılıyor orada, evet. Kargılı'da. Avrupa'yı biz ele alacağız. Hele şu son günlerden 15-20 gündür biz çok daha değişik düşünmeye başladık. Bütün şeylerimiz büyüdü. Hasatı almaya başlayınca, ürünü görmeye başlayınca, dışarıdaki arkadaşlarımızın başarısını görünce hedef büyüttük artık. Hı hı. Yani çok başarılıyız. Bir de yaptığımız arkadaşlar tam işin üzerindeler. Sevdiler, işi severek yaptılar. İşte büyütmeye çalışıyoruz. Nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz işte. Dediğimiz gibi devletin başındaki bu işler biraz hafiflesin. Gidip görüşeceğiz. Devletin bu insanlara bir desteği söz konusu olursa çok iyi olur. Evet, şimdi yatırım yapmak isteyenler de var. Tabii ki herkes güzel gelirler elde ettiğini görünce yeni bahçeler kurmak isteyecekler. Bu da ülkemiz için aslında ilerleme kaydedecek. Tabii ama dediğiniz gibi Mehmet Bey, Mahmut Beyler olsun ilk bahçe kuran kişiler oldukları için artık böyle yani işin riskini çeken onlar oldular. Biraz yani, risk aldılar. Tabii, büyük risk aldılar. Kendi hazır bahçelerini dağıttılar. Yani şimdi bir sera kurmak 30 bin lira. Yani bir de siz mesela bu arkadaşlarımız burada kapalı yerleri var. Siz o gelirden de vazgeçiyorsunuz. Yani burada illaki bir sene bir kere geçecek. Yani çok ayarlı, çok titiz bir çalışma yapılırsa birinci senede meyve alınır. Zamanında ekilirse olmuyor ama o da yani fidan hazırlaması, fidanda şimdiye kadar bir sıkıntı vardı. Bundan Tabii. sonra o sıkıntı kalktı. Yani bu arkadaşlarımızın yaptığı gerçekten fedakarlık. Devletin bunu görmesi lazım. Yani ama şimdi teşvik edecek, hibe verecek. Yani bakın şuraya, yani adam gelir getiren işini bırakmış, bu işi yapmış, başarmış. Tamam, satıyor meyveyi ama şimdi çok şeye hibe veriliyor. Bu işte de kesin böyle bir hibeli destek verilmesi şart bence. Evet, bitkisel üretim kısmında zaten böyle desteklemelere ihtiyacımız var. Aynen. Bir cennet bir alandayız aslında. Ne yapsanız evet. oluyor bu bölgede. Umuyoruz ki devletimizin başındaki bu yükler de hafifleyince ilgililer de bu ihtiyaçları inşallah aktaracaklardır. Zaten biz de bir şey demin de dedim. Yani istiyoruz da biraz yüzsüzlük oluyor. Böyle bir durumda devletimizin başını zaten darda. Başlarında büyük bir bela, hepimizin başında büyük bir bela var. Ama hiç olmasa böyle bir kafasını çevirip baksa iyi olur. Yani tamam, gelin bizle ilgilenin, bağırmıyoruz, arsızlık yapmıyoruz ama şöyle bir bize bir genel müdür gönderse, çağırsalar bizi, görüşseler, sıkıntılarımızı dinleseler. Mesela bizim şimdi ihracatta malımızı göndereceğiz, devlet tanımıyor. Gönderemiyorsunuz. Ne olduğunu gönderemeyeceğiz mi? Ondan sonra bu fidan satışında bize bir ayrıcalık vermesi lazım. Biz şu anda fidan satamıyoruz. Biz bundan para kazanmak zorundayız. Biz fidan satalım, dağıtalım ki bu iş artsın yani. Devlet bizim bu işten para kazanmamıza yardımcı olmalı. Şu anda bizim piyasada, marketlerde gördüklerimiz oluyordu illaki şu döneme kadar. Özellikle bu Akdeniz bölgesinde otellerin ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde, marketlerde karşılaşıyorduk ama bunların hepsi sanıyorum ki yabancı menşeli ürünler değil mi? Bundan bir ay önceye kadar tamamen yabancı geliyordu. Şimdi yabancı gelse bile bu meyveni görüyorsunuz. Bunun karşısı, siz şeyi de gördünüz herhalde, İthal meyveyi de gördük. Şu kabuklu şeyler filan, yapraklar kalmamış yani. Hı hı. Güzel diye markete koydukları sapsarı olmuş. Ve dipler, uçlar çürümüş. Evet. Bu şekilde satılıyor. Zaten başka türlü satılması mümkün değil. Gemiyle 25 günde Avrupa'ya geliyor bu. Oo. Oradan marketlere dağılımı Hollanda'dan, yani Türkiye'ye de Hollanda üzerinden geliyor şu an. O da bir 20 gün sürüyor. Şöyle böyle 2 aylık bir süre. Biz burada dediğim gibi yani bir günde İstanbul'a zaten kesip gidiyor. Gönderiyoruz direkt. Keseriz. Buradan. Uçakla falan olduğu zaman hemen 3-4 saat içerisinde Londra'ya bile gönderilebilir ki İngiltere'de çok büyük bir kitle şeyin tüketimine başladı. Hı hı. Çin'de müthiş bir şey var. Vietnam'dan ve Tayland'dan ithalat 496 bin tona ulaşmış herhalde. Ciddi resmi rakamları çıkaracağız. Hı hı. Ve %16 ile muzdan sonra Çin'in ikinci yaş sebze meyvede ikinci büyük şeyi olmuş. İthal ürünü olmuş. Hı hı. Yani her Çinli bir tane yemiş yani. Çok bizde her Türk bir tane yese her bir 78 milyon bizi şey yapar yani. Uçurur yıllar. Ama bizim daha ülkede meyveyi tanımayan vatandaşlarımız var ne yazık ki. Tabii işte ricamız, siz medyasınız. Siz bu konuda bize yardımcı olacaksınız. Sağ olsunlar, medya da desteğini esirgemiyor. Elimizden geldiğince yerli üretim zaten olduğu için de özellikle piyasanın ihtiyacı varken artık dışarıdan gelen ürünlerin yani, önünün kesilmesi gerekiyor gerçekten. Kendi sermayemizi kendimiz üretebiliyoruz. Kendi sermayemizi kendimiz de tüketebilelim bu anlamda. Üretip kendimiz tüketelim. Şeyimiz yani malımız gerçekten yani göz görülür şekilde bakın yani elimizde tutuyoruz, gösteriyoruz. Evet. Yani bizim malımız onların malından 4-5 kat daha gerçekten fazla belki. Gerçekten çok güzel ve semsert bir mal. Evet. Dalından kopmuş bir mal. Yani büyük şanslarımız var. Niye yani şimdi bizim böyle bir malımız varken niye siz gidip ithal ürünü getireceksiniz? Bir marketle, çok marketlerle görüştük. Tamamı olumlu bakıyor, yardımcı oluyor. Fakat mesela açık söyleyeyim, bir market ismini vermeyelim. Şimdi gittik ya ben şu firmayla anlaşmalıyım, ben ithal satacağım. Olmuyor işte. Sen o ithali satamazsın artık. Hı hı. Çok büyük bir markete giriş yaptım eve. O markete giriş yaptığı zaman siz o ikinci malları satamazsınız orada. Sizden çok büyük bir market. Yani oradaki dükkan müdürlerinin, reyon müdürlerinin, manav kısmına bakan marketlerin bu işe dikkat etmesi lazım. Şu malla ithal mal bir olamaz yani. Ha, biz ithalatçıya da karşı değiliz. Getirsin o zaman uçakla. Daha kısa sürede getirsin. Tabii, 64 bin liraya mal getirsin. Olur. Hı hı. Resmi rakam var. Getirsin uçakla. Benim ayarıma yine gelemez. Yine gelemez yani, tabii. Tayland'da onu topladım, toplayacağım, uçağa verdim yine 7 gündür. Hı hı. Ben bunu 2,5 dediğim gibi Avrupa'ya gönderirim, 4 saatte Londra'ya gönderirim. Hı hı. Yani kesinlikle biz çok büyük başaracağız yani, bizim karşımızda rakip olmaz kimse. Şu an üretim alanı olarak baktığımızda Türkiye'de yaklaşık ne kadar bir alanda 15 var? 15 bin civarında. Ekim. Hı hı. Kök olarak 15 bin kök var. Aydın'da bir saksı çalışması var. Ondan sonra Fethiye, Muğla, Ortaca ve Köyceğiz'de 3 arkadaşımız çalışıyor. Burada ayrıca bir güneyde arkadaşımız var, Gazipaşa. Anamur var. Mersin'de 2 ayrı yerim var. 2 de kopan var benden. Adana var, Ceyhan var, Anamur var. 15 bin kök yapıyor 15 bin ortalama kök. Burası. İşte kimisi 4 dönüm yaptı. Burası kaç şimdi? 1,5 dönüm burası. 3 evet. Dönüme yakın kapalı seramız var. 2 dönümde şu an hazırlanıyor. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bu arkadaşlarımız yani gözü kapalı gidiyor. Evet. İnşallah Allah onların karşılığını verir inşallah. İnşallah alacaklar inşallah. Şimdi şeyi hesaplamaya yani ben çalıştım de artık onların hızına ben de yetişemez oldum. Gördüğünüz gibi her tarafı ekiyorlar. Adam camı kırıyor. Evet sera yani bu da az buz maliyetiyle aslında zamanında. Tabii camı şimdi yaptıramazsınız sera, o cama. Bu da cam şeyde olmuyor. Camın altında denedik. Camın altında olmuyor. Adam kırıyor işte dümdüz ediyor camları. 15 bin kökten yılda ortalama 4 tane meyve diye 4 kere hasat yapılıyor diye hesapladım mı da? 15 bin kök değil. 15 dönüm 15 ne dönüm. Eder? 680 ile çarptığımız zaman 10 bin kök diyelim. 10 bin kök. Hı hı. Her kökten yani, ortalama kaç meyve alacağız gelecek bir hasatta? Sene 80-100 bin meyve çıkar her taraftan. Çok güzel inşallah. Bu da zaten alıcısı hazır olan bir meyve zaten. İnşallah, hazır bir ürün. Yani mücadele edeceğiz yani pazarlamayı yeni bir meyve yani uğraştıracak. Yani o kadar yeni ki aslında şöyle bakınca sayabiliyoruz yani önümüzdeki sezon herhangi bir aksilik olmazsa kaç tane meyve alacağımızı sayabileceğimiz kadar yeni bir ürün. Sayabiliyoruz, hesaplıyoruz. Gelir gideri az çok belli artık böyle. İnşallah ülkemizde inşallah. Alıcısı da alışkanlığı aslında tüketim alışkanlığı da oturacak. İnşallah onu yapacağız inşallah. Şimdi zaten bizim ilk kesimimiz 1500 en az veren kesimdir. Şimdi 2 katına çıkacak 3000. 3000 olacak. Yani şu gördüğünüz gibi şeyler geliyor. Tomurcuklar geliyor. Evet, evet. Yani meyvemiz zaten var. Hem çiçek açıyor, hem meyve var, hem tomur açıyor. Yani arkalı olacak. İnşallah işte dediğim gibi hiç yanılmayacağım ben. 15-18 bin mal çıkacak buradan. Baştan da söylemiştim size. Evet, bayağı yüksek yüksek rakamlarda çıkacak buradan da. 15'i öldürmez yani burası. Evet. Parçalı aslında hasat parça parça kademeli olarak hasata gelmesi gerekiyor ama bölgenin herhalde iklim avantajından bitkinin yetişmesinden hepsinin kızarma olayını mı diyorsunuz? Evet hepsinin kızarma olayından bahsediyoruz. Bu aylar böyle olur ama bir ay sonra düzelecek o. Ama şu anda hani sürekli olarak mal kesebilecek durumda aslında içerisi. Şöyle bakınca tek bile olsa kesilebilecek durumda. Bundan sonra da daha şey olacak çünkü Eylül'ün 15'inden sonra hava hafif serinliyor burada. Hı hı. O serinlik meyvenin kızarmasını uzatacak. Dolayısıyla biz daha rahat çalışacağız. Periyotların arası açılmış olacak. Periyotların arası kesimleri. Şey olacak. Hı hı. Kestiğimizi ağacın üzerinde mesela şu çok dayanıklı bir çeşit. Evet. Bakın bununla kardeş olan yani aynı zamanda tomur verenleri kestik. Hı. Satıldı yani gitti. Bekleme süremiz var mı? Yani bahsettiğiniz şey sanırım dal üzerinde bekleme süresi. Bekleme süresi evet. Evet şimdi diğer çeşitlerde hemen kestik diyorsunuz. Bu daha çok bekledi. Bu alıcısı gelince mi kesilecek şu anda? Bu çeşit böyle çıktı. Böyle 2-3 tane çeşidimiz çıktı. Yani dediğim gibi 9 tane. Türkiye'm 7 bu. 9 çeşidimiz var. Bunun 4'ü falan ağacın üzerinde dayanıyor. Ama dediğim gibi bir hafta 15 Eylül'den sonra bu meyvelerin çoğu dalında daha uzun dayanabilecek hava serinleyince. Bir de bu sene bir deneme yapacağız. Ekim'in başından itibaren aç kapat yapacağız seralara. Yani sanki kış ortamını ne yapıyorsunuz? Seraya adapte etmeye çalışıyorsunuz. Mesela sabah 9'da açacağız. Akşam güneş içindeyken kapatıp bir çiçek daha Kasım'da almaya çalışacağız. Çok da güzel olur. Alırsak bir zaten hiç o zaman o Kasım'da aldığımız düşünün 45 gün Aralık o yağı ta Mart'a kadar meyve yiyebiliriz. Olabilir yani, yapacağız bunu. Mesela İnşallah. Şimdi biz destek alsak, sera yapsak, Ekim ayında güneş enerjisiyle muhteşem şekilde istediğimizi yaparız. Yani Ekim'de diyeceksiniz ya sera ısıtılır mı? Isıtacaksınız işte. Isıtmak gerekecek. Ekim'in sonunda bunu zaten çok kolay ısıtmak. Hava zaten normal olarak 25 dereceler civarında o zaman. 5 dereceyi oynatmak çok kolay. Çok kolay. Hemen yine çiçeğimiz devam edecek. Bütün kış boyu. Çiçekte kalacak, meyveye gelecek. Yani aslında baktığınızda hem geliştirilen, şu anda hali hazırda geliştirilmesi devam eden, sürekli yeni bir şeyler öğrendiğimiz, tadını bile yeni öğrenmeye başladığımız meyve inşallah önünde açık olur diyelim. Tabii bakın ben size şimdi ilk defa şöyle bir şey söyleyeyim. İleride bunu bir hocamız size açıklar. Çok çok büyük bir çalışmayı başardım. Bu ama şimdilik gizli dursun. Ülkemiz adına muhteşem bir çalışmayı başardım. İnşallah önümüzdeki dönemlerde açıklarsınız bunları. Biraz açıklayayım. Bunu bir hocamız, kendi yakınlarımız ve onun asistanları biliyor. Kendimize ait melezleme yoluyla elde ettiğimiz meyveleri 2 senede çıkarabileceğiz. O da erken verecek. Erken. 1 sene 6 ayla 2 sene içerisinde bu melezleme yoluyla elde ettiğimiz, yani biliyorsunuz tohumdan çok uzun süre. Tabii uzun sürede alınıyor. İşte ben bunu bir yöntemle hallettim, yani başardık. Şu an elimizde o materyal var. İnşallah bunların sonuçlarını da 1 yaşında tohumdan elde edilmiş bir şeyi, meyveyi 2 yılda meyve alabileceğiz. Meyveyi aldık. Meyveyi alacağız. Bu yaz alacağız. Tutturduk yani, olay bitti. Çok güzel, o zaman şimdiden hayırlı olsun diyelim biz de buradan. Herkese hayırlı olsun. Evet, yani ülkemiz için. Zaten ben onu şu anda o çalışmayı olduğu gibi bir üniversiteye vereceğım. Çok güzel diyelim, böyle çalışmaların da önüne açılır. Yeni çeşitler, yeni meyveler onlar yeriz. Daha çok geliştirirler olayı. Zaten anladıkları an tamam dediler, bitti. Şimdi onlar yürüsünler, o çalışmayı onlar yürütecekler. Evet. Genç arkadaşlarımız var üniversitede ilgilenen. Onlar yürüsünler. Çok güzel olacak yani. Devamlı yeni çeşitler çıkaracağız. Şu anda hasata hazır kızarmış bir meyvemiz. Şimdi bunu toplarken de çok dikkatli olmamız lazım. Meyvenin dış görüntüsünü bozmamak için yavaş hareket etmek lazım. Şu şekilde topluyoruz ve dik olarak koyuyoruz. Ondan sonra tamamı bunların hasatı gelmiş. Hasat olgunluğuna gelen meyveyi nasıl belirliyoruz Mehmet Bey? Kızarıyor, tamam. Zaten 3-4 gün durursa meyve çatlama yapıyor. Bu mesela ana daldan yukarıya 5-6 dal bırakılmış. Tamamen hepsi meyve verecek bunların. Fakat ilk şey budur. Kestik şimdi. Bunu kestiğimiz yaklaşık 3-4 gün sonra 3-4 tane daha çiçek verir bu. O da 45 günlük dediğimiz gibi. Bu biraz çabuk şey oluyor. Hasatı çabuk olan bir çeşit. 45 gün sonra onlar da olur. Yani bu meyveyi artık bu ağaç Ekim sonuna kadar hiç durmaz. Devam eder yani. Devamlı çiçek verir. Ve gördüğünüz gibi zaten veriyor hepsi. Bakın. Devamlı geliyor çiçeklerimiz. Tomurlarımız. Hasatımız bu şekilde oluyor. Depolama olayına gireceğiz. Orada şu ana kadar bir gereksinme duymadık. Hemen meyvemizi sattığımız için. Ama deneme amaçlı olsa bile ikinci toplamamızda, yani 1 hafta sonra, 10 gün sonra mutlaka +5, +7, +9 gibi hava şeylerinde, sıcaklıklarında, soğuk havada şey yapacağız, deneyeceğiz. İdeal şey ne kadar derece? Büyük ihtimalle de +7'de bu meyve bir 45-50 gün dayanacak. Yani Avrupa'ya gönderdiğimizde, tırla gönderdiğimiz zaten 2,5 gün falan sürüyor. Hiçbir şey olmadan gidecek yani. Bozulma hiç yapmayacak. Ambalajlama olarak da kesin bir karar verdik. Kutuların içine, karton kutulardan yuvalı bir şekil bulduk. Ona da dün karar verdik. Çok güzel bir paketleme sistemimize geçiyoruz. Hiç meyveyle yuvarlanmayacak, deforme olmadan İstediğimiz yere, istediğimiz noktaya meyvemiz sağlıklı olarak gönderebileceğiz. Piyasasını biz 14 liradan verdik büyük bir markete ve 3 ayrı kuruluşa, işte 500 tane büyük bir markete verdik. 3 ayrı yere de dağıtım yaptık. 14 liradan verdik şu an. Yani adet olarak 14 liradan verdik. Bakacağız işte piyasanın, piyasa artık söyleyecek. Diyecek ki ben bunu bu paraya yerim. Yani tüketicinin elinde bundan sonra. Ama uzun bir süre bu fiyatların devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü insanlar büyük merakla şey yapıyor. Telefon üstüne telefon alıyoruz. Nereye verdiniz? Biz tek gönderemiyoruz. Çok zor oluyor. Tek de istiyorlar. 2 tane istiyorlar kutuyla. Şimdi gönderdiğiniz zaman 15 lira bunun kargosu var. Onun için yönlendiriyoruz. Mesela nereye verdik? Şu marketin şu şubesinde gibilerden yardımcı oluyoruz arkadaşlarımıza. Ama gelecek seneler sırf marketlere değil, manav reyonlarında da görülecek. Her tarafta insanlar bulma şansına sahip olacak. Şimdilik böyle idare edeceğiz yani. Kısıtlı üretimimiz. Çok talep var. İnsanlar bir de merak ediyor yani. Dünyada da görüyorlar, çok potansiyel, önü açık bir meyve. Mutlu olan insanlar da var yani. Gurur duyan insanlar var. Tebrik alıyoruz, aferin alıyoruz. Bunlar hoş olaylar yani, hoşumuza gidiyor. Destek var yani. Şimdi ürünün getirisi çok güzel. Devamında geliyor, gelmekte. Bu ürün Türkiye'de, Türkiye'nin her dereceye 4 dolar karşılığında yurt dışına paramız kaçmaması için çok güzel bir, uygun bir ürün yani. Türk damak tadına çok zevkle verecek bir ürün. İlk etapta aslında üretime başlarken büyük bir risk aldınız. Çünkü kendi hali hazırda çalışan seralarınızı bozdunuz ve bu yatırımı yapmış oldunuz. Sürekli de zaten diğer seralarınıza dönüştürerek başlıyorsunuz. Bu peki sizi korkutmuştu tabii ilk başta, ilk etapta. Aslında çok büyük bir emek var burada. Biraz bu emeği, bu çalışmalarınızı anlatmanızı isteyeceğim ben. Hani bu kadar güzel bir etki bekliyor muydunuz şu anda pazara sunduğunuzda? Şimdi biz ilk bu ürünleri getirdiğimiz zaman... Mehmet Tanrıverdi'den getirdik. Bu ürünleri getirdiğimiz zaman biz açıkçası biraz korku, biraz sevinçle bu işe yaptık, davrandık. Ama gün geçtik sıra, zaman geçtik sıra, bitkiyi geliştik başına, bizde heyecan arttı. Heyecan arttı. Bu çiçek problemine biz geçen yıl girdik ama geçen yıl çok az. Yani görümlük ve tadımlık halinde oldu. Ama gene ona nazaran tabii biz devam ettik. Soğuktan korkulur mu, korkulmaz mı? Soğuktan biraz, soğuklara karşı biraz hassaslığı var tabii. Tropikal meyve olduğu için mesela sıfırın altına düşmemesi gerekiyor. Ama bu arkadaşımız sıfırın altına da düştü. Ama şu anda çok centilmen bir ürün. Sıfırın şimdi, altına düştüğünde neler yaptınız? Yaptığınız uygulamalar oldu mu? Elyafla örttük üzerine. Kenarını da elyafla çevirdik. Başka da bir iş yapmadık yani. -3'e düşen yerlerimiz oldu ama bitkilerde hiçbir korkacak bir durum olmadı. Şu anda seranın içinde bitkilerle dışarıda bitkilerin verimi aynı zamanda gelişti. Yani soğuktan etkilenme bir söz konusu olmadı. Ama bu demek değildir ki kışın eksi altında düşecek diye düşsün, ben öyle kontrol altına alırım diye bir amaç olmamalı. Sıfırın altına düşürülmemeli. Her halükarda siz yeni yapacağınız yatırımları zaten örtü altı seralarda yapıyorsunuz. Tabii örtü altına almış bulunuyoruz. Şimdi bir hayli sera, 3 dönüme yakın bir sera söktük. Hemen bunları pitaya ekim için hazırlıyoruz. Ve bu ustalarda çalışmak üzere şu anda çalışmalar var. Ve ikinci bir konu mesela bu sene yaptık, üretim gerçekleştirdik yani ürün hasadı gerçekleştirdik. Hasatta öncelerinde çok heyecanlı durumlar oldu. Çiçek geldi mi, gelecek mi, 3-5 derken periyot. Her 20 günde bu arkadaşımız periyot geliyor, çiçek geliyor. Her 20 günde bir. İnan ki Nisan 15'ten Kasım 15'e kadar devamlı surette mal olacak. Yılbaşına kadar da sarkabilecek yani bu ürün. Yılbaşına kadar sarkabilecek. Her zaman için bahçede meyve oluşacak. Pazar değerine gelin sıra. Pazar değerinde biz markete veriyoruz. Şu anda 14 liradan tamam mı, pazarlara anlaştık. Veriyoruz. Şu anda adamlar çok istekli. Yani şu anda ihracattan da teklifler alıyoruz. Ama şu anda ihracata verecek çok malımız yok elimizde. Allah izin verirse gelecek yıl bu ürünleri yani ihracatını daha karşılayabilecek durumda olacağız. Efendim ben Antalya'da yaşıyorum. Burada burası baba toprağı olduğu için gelip gidiyoruz. Bunu 2014 yılında başladık. Bu zamana kadar gördüğünüz bahçeyi oluşturduk. Pazarına gelince güzel bir pazar var. Ürünlerimizi sattık. Ürünleri kesmeye başladık. İlk postayı da pazara sunduk. Şimdi beklentilerinizi karşıladı mı? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi daha önceki sezonda geldik çünkü. Beklentilerimiz başlangıçta bir hayaldi bunlar. Şimdi gerçek oldu. Ben bu görüşlerinizi biraz açıkçası izleyicilerimize anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü ilk etapta geldiğimizde yani tabiri caizse bitkilerin gözünün içine bakıyordunuz. Ne zaman ürün verecek, ne zaman çiçeğe gelecek diye. Artık çiçeğe geldi, ürünleri yemeye bile başladık. Evet, yemeye başladık. Yani burada iki çeşit ürünümüz var. Hı hı. İçi kırmızı, içi beyaz olmak şartıyla. Gayet güzel meyvelerimiz, yani tadı damak tadımıza uygun, Türk damak tadına uygun. Evet, Türk damak tadına oldukça yakın aslında, böyle kivi ve narı andıran yani, ortalama karışık bir tadı yerken, var. Şöyle diyeyim, hangi meyveyi aklınıza getirirseniz o meyvenin tadı andırıyor sanki. Öyle diyebiliriz. Şey. Peki kesimlere başladığınızda bayağı da bir alanınız var şu anda. Evet. Yaklaşık 1-2-3 tane herhalde örtü altı alanda üretim yapıyorsunuz. Evet. Meyve alıyorsunuz. Bunlar vermedi daha. Örtü altındakiler daha yeni. Hı hı. Yavru fidanlar. Asis açık. Burada deneme yaptık. Örtü altında geçen yıl. Evet. Bu yıl aldık. Yeni ektiklerimiz bu yıl şeyde ektik. Ocak'ta ektik. İşte bu yaklaşık 8-9 ay olmuş ektikleriniz. 8-9 ay oldu. İnşallah bu yıl Eylül, Ekim gibi bunlardan da meyve almayı düşünüyoruz. Peki 3 sera ortalama kaç alan şu anda var? Kaç dönüm alan var? Ortalama 4,5 dönüm falan. Hı hı. Ne kadar meyve kestiniz ilk periyotta? Biraz merak eden izleyicilerimizle paylaşalım bunları da. 1500 civarında meyve kestik. Bunun bir, belli 500-600'ünü bir büyük markete verdik. Gerisinde piyasaya verdik. Dost, kendi merakını edenler. Yedik, içtik işte. Yani daha devamı geliyor. İnşallah bu 15-20 gün sonra belki katlanarak devam edecek. Kademeli hasat dediğimiz bir sistem var aslında burada, evet. Değil mi? Parça parça hasat ediyoruz. Evet. 20 güne bir hasat ediyoruz. Yine her seferinde peki böyle 1000-1500 meyveye yakın mı alacağız 20 günde bir? Artarak alacağız. Artarak. Yani hı hı. Bu geçen de 1500 civarında aldık. Bu sefer 2500-3000 civarında alacağız. Daha sonrası daha fazla. Tabii. Burada tabii havaların da sıcaklık durumlarına bağlı. Gerçi örtü altında muhafaza ettiğiniz bir alan da var. Belki periyotların arası açılabilir ama ürünler artarak devam edecek inşallah. İnşallah. Bereketiyle birlikte. Peki şunu da değerlendirmenizi isteyelim bir de sizden. Sonuçta bir ücret karşılığında piyasaya sunduğunuz beklentilerinizi karşılıyor mu şu anda aldığınız ücret ve ne kadar ortalama şu anda değeri? Şu andaki fiyat bizi tatmin ediyor. Ne kadarlık bir ücret karşılığında şu anda satıyorsunuz? Hani kilo mu, kasa mı, tane mi? Tane hesabı satıyoruz. Piyasadan yani ülkeye giren ithal ürünlerinden daha kaliteli olduğu için bizikiler hemen, onlar daha pahalı, bizikiler daha ucuz olduğu için hemen gidiyor. Daha çabuk buluyor ama aslında daha çabuk pazar buluyor ama aslında baktığımızda ürün yurt dışından gelenden çok daha kaliteli, çok daha diri olarak duruyor. Güzel yani. Ürünün geleceğine yönelik görüşlerinizi alabilir miyiz? Bir de şu anda mesela bahçenize bakmaya gelen yeni yatırımcılar var aslında. Biz vallahi izleyicilerimiz şu an göremiyorlar ama. Çok gelip gidiyorlar. Yani biz de yapalım, biz de yapalım diyenler çok. Yapabilirler mi? İlgi isteyecek. Yani bitkinin gidişatını iyi takip edecek. Kısa zamanda ürününü alır. Yani hepimiz çünkü artık standart ürünlerin haricinde farklı gelir kapısı olan, elimizde kalmayacak, kolay pazar bulabileceğimiz ürünler istiyoruz. Yani, ama bunu işte her alanda yapabilir miyiz? Mutlaka örtü altı. Herkes yapabilir mi? O biraz ilginç. Örtü altı ve bol havalandırmalı olması lazım. Yani örtü altılı olursa kışın daha rahat oluyor. Peki tavsiyeleriniz var mıdır buradan? Onları da alalım vallahi, yeni yatırım yapmak isteyen kişilere. Vallahi Akdeniz bölgesi ve Antalya çevresinde bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Hı hı. Kısacası yani çok yüksek gelir getiren bir ürün. Yani bir domatesle, bir salatalıkta, bir diyelim herhangi bir patlıcanda olsun. Bunları almanız, muzda bu rakamları bulmanız mümkün değil. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi hasatımızı yaptık. Hasata nasıl hasat olgununa geldiğini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi ise bu merak edilen meyvenin içini göstereceğiz. Gerçekten dış görünüş olarak muhteşem bir görüntüsü var aslında böyle baktığımızda. Albenisi çok yüksek. Yani her insan herhalde bir kere sırf merakından böyle bir meyve nasıl bir tadı vardır diye sırf merakından da olsa görünce alır diye düşünüyorum ben de bu meyveyi. Bir de alışkanlık olacak. Onlar da devam edecek zaten. Meyve olarak sofralarımıza girecek artık. Dilerseniz içine şimdi soğuk olmasını tavsiye ediyoruz. Burada belirtelim. Bunu üzerine not olarak düşemiyoruz satışlarda. Soğuk olduğu zaman tadı bir kat daha lezzet kazanıyor. Yani bu meyvenin mutlaka soğuk yenilmesi lazım. Diğer meyveler de öyle aslında da bu özellikle. İç rengi de fark ediyor farklı, değil mi? Bunu da göstereceğiz şimdi. Var bizim. Şu an yoğun olarak jeynadır. Bu elimdeki içi beyaz jeynadır. Gösterelim şöyle izleyicilerimize. Görünüş olarak çekirdek yapısından dolayı da kiviye benziyor aslında. Evet, tadı da kiviyi andırıyor. Şimdi bu çeşidimiz Avrupa'nın en gözde çeşitleri. Bu da reçeyin adı. Şöyle gösterelim. Bunun içi kırmızı. Evet. İçi moru var, içi pembesi var. O çeşitlerimiz, yani biz iki çeşitte tamam diyoruz, yani onlarla uğraşmaya gerek yok. Fantezi olarak bulunursa bahçemizde bulunur. Yani lezzet olarak biraz sonra tadacaksınız. Türkiye'nin çeşitleri bunlar olacak. Gördüğünüz gibi de başka çeşitlerimiz var. Bunlar melezleme yoluyla elde edilmiş. Ondan da keselim. Gösterelim. Onu da gösterelim. Mesela bakın, bu da böyle beyaz. Şu başka bir çeşidimiz. Onu kestik mi? Bunu kestik. Şunu keselim. Bakın bu başka bir çeşit. Şu şekil. Meyvelerin görselleri de bunlardır. Bunlar. İçini merak eden izleyicilerimiz için söylemiş, göstermiş olalım. İlk önce size tattıracağım. Kivi ile nara benzeyen bir şey var. Evet. Lezzeti var. Aroması çok tanıdık geliyor böyle. Evet, evet. Ama hani kivi olacak kadar ekşi değil, nar olacak kadar da tatlı değil. Aynen. Böyle. Çok ortada bir meyve. Bizim en büyük şansımızdan birisi özellikle içi kırmızı Vietnam ve Tayland'da bu lezzeti sahip olmuyor. Neden? Orada çok yağmur olduğundan, devamlı yağmur, muson yağmurları özellikle bu yaz döneminde, yine yazın da oluyor onlarda. Ama bu muson yağmurlarından dolayı çok yağmur yiyor bitki, meyveyi acılaştırıyor. İşte orada dışarıda yiyen bazı arkadaşlarımız geliyor, ya diyorlar bunun tadı yok, orada yemişler ya. Siz işte yediniz, şu an nasıl? Muhteşem bir tadı var gerçekten. Ve hani insanın Türk damak tadına böyle baktığımızda Türk damak tadına aykırı olmayan, oturabilecek ve alışkanlık haline gelebilecek muhteşem bir tadı var gerçekten. Diğer tropikal meyvelerin tamamından çok daha büyük şansa sahip. Mesela avokadonun yenilme özellikleri vardır. Pepino keza öyle. Tam olgunlaşması lazımdır. Kivi biraz tam oturdu lezzet olarak. Mesela papayada büyük sıkıntı var. Çok faydalı. Alışmadı bir türlü bizim damak tadımız ne yazık ki. Mangoda bile aynı durum var. Evet, ama bunda gerçekten önü çok açık. Türk damak tadına gerçekten uygun bir lezzet. Alternatif meyve arayanlar için birebir diyebiliriz sofralarımızda. Ülkemize hayırlı olsun ya. Güzel bir iş oldu. Güzel bir iş çıkarttık. Daha devam da edeceğiz, çalışacağız inşallah. Evet.